Bacılar, herkese selamlar, sevgiler. İyisinizdir inşallah. Hayat nasıl gidiyor? Günlerden pazartesi. Bizler iyiyiz. Yeni bir ev arayışından herkese yarın selamlar. Yarın salı, nefes. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Gülcan ablayla buluşuyorum. Evet, aferin. Eve bakacağız bacılar. Hadi hayırlısı diyelim. Sizlere de çekeceğim evi, göstereceğim. Can Mahmet anam da. Vallahi bugün iyice dinlendim. Anneme diyorum, anne iyice uyudun bugün diyorum. Nefesi okula getirdikten sonra. İyi yaptın kızım diyor. Oh bacılar, enerjimi de aldığıma göre. Haydi gidiyoruz o zaman. Gülcan ablaya haber verdi de bana. Buluşuruz dedi. Ha. Bu yokuş da var ya, bakın. Ha? Yani bak şu evler de var ha, nefes. Açıldı mı acaba bunlar oturma? Hem yakın buraya da. Ne düşünüyorum biliyor musunuz bacılar? Madem ki annemin yanında oturamayacağım. İmkansız yani. İmkansız diye bir şey yok da gerçi. Yani şu anki durumlar onu gösteriyor. Madem buralarda oturacağım. O yüzden diyorum nefesin okulunu değiştirmeyeyim. Buralarda, buralara yakın ev tutayım diyorum. Onun için. Öyle düşünüyorum. Arkadaşlar şey diyeceğim, bu da devamlı çıkıyor. Bir de 8 katlıymış ya da bak. Yüksek katlı da değil. Onu bir araştırsın ama önce şuna gidin bakayım da. Arkadaşlar şimdi Gülcan ablayla geldik de. Gerçekten artık benim sinirlerim. Her sene aynı olayı yaşamaktan yoruldum. Allah bu ev sahiplerine vicdan merhamet versin. Ne iş yapıyorsun da hani böyle böyle. Ya resmen de biz memurdan başkasına, yeni evlilikten başkasına ev vermiyoruz dedim. Ya. Anlamadım niye yani böyle boşanmışlara, eşi ölenlere neden ev vermiyorsunuz? Buradan sesleniyorum. Gerçekten buradan sesleniyorum ya. Ayıp, günah. Ne güzel yanında da kreş vardı. Aa bak Gülcan abla da yanında. Yanında kreş vardı. Ya beni buraya kadar getirdin. Ayıp, günah ya. Cık, cık. Bir şey söylese demedi. Bak ne yaptık biliyor musunuz? Gülcan ablaya geldik hani. Gülcan ablanın tanıdığı işte. Tanıdığı da komşusu. Ondan sonra abi dedim hani ben konuşayım, pazartesi günü geleceğim. Tamam dedi. Abi dedim hani biz geldik dedim. Ondan sonra hani diyor kimse yok diyor. Eşin gelemez mi? O da Gülcan ablan orada oturuyor. Yok diyor, bir el şeyi arkadaşı arayacağım. O da ara açmamış. Ondan sonra zaten abla diyor benim bir tane evim kaldı diyor. O da diyor birisiyle sözleştim. E tamam da bana niye pazartesi? Bir daha da bana tamam dedi. Pazartesi günü niye geleceğim? Ondan sonra diğer sahibinden aldım. Aynı evi başka yabancı vermiş. Böyle böyle abi dedim hani ben evin önündeyim dedim. Şey yapayım dedim hani eve bakayım dedim. Tamam dedi, ev sahibini arayayım dedi. Ondan sonra ev sahibi dedi ben memurdan başkasına, yeni evli çiftten başkasına ev veren. Bilmiyorum niye böyle yapıyorlar, ben anlamıyorum. Yani ev de ucuz değil ha, 7500 lira doğalgaz. Yani ucuz bir şey de değil ha. Böyle şehir merkezinde değil, çok böyle şey de değil, dağın başında 7,5 milyar. Acaba başka yok mu abla baksak ha? Bak beni böyle yüzüstü bıraktılar. Bakalım canım şu aralara. Beni böyle yüzüstü bıraktılar. Gerçekten artık ben çok sinir oluyorum. Tam yanımda kreş vardı. Görüyorsunuz değil mi? Bakın şöyle. Yeni daire, bakın daha kimse, çok az kişiler gelmiş. Bakın park vardı. Şöyle emlakçıya girdik. Bir tane ev varmış 7000 liraya ama bu da memur istiyormuş. Yok dedi yani. Başka emlakçı yok mu abla burada? Şu an şu arada da var. Arkadaşlar başka bir emlakçıya girdik. İki ev bulduk. Gülcan abla şimdi bakıyoruz. O dediğim ev var ya kreşin yanında. Bir de anahtar varmış mı? Başka emlakçı, başka kişinin evi. Şimdi oraya gidip bakıyoruz. Ondan sonra bir 3+1'e ona bakacağız. Gidiyoruz arkadaşlar şöyle evin içi. Bakın. Apartmanın içi. Şöyle. Nefes gel anne. Şöyle bakın. Ha? Hemen size çekeyim yapayım. Bakın şöyle arkadaşlar. Gri bir kapısı var. Yine gri. Dış kapısı da şöyle göstereyim. Şöyle. Ay düşüyordum. Şöyle uzak çekim yapayım. Bakın beyaz.
Ondan sonra daha sonra şöyle arkadaşlar vestiyeri var, bakın şöyle yeşil renklerde siyah kulplu şöyle ayakkabılığı var, bakın lambalar açık olmadığı için onun için açamıyorum şu şekilde bacılar. Daha sonra şöyle bir girişte hemen buzdolabı var. Bakın. Emlakçı ev sahibiyle konuşuyor arkadaşlar. Birazdan çekeceğim. Evet. Hani şimdi ses. O büyüdü. Düşür abi dedim ya. Düşür fiyatını dedim. Böyle böyle anlattım. Dur bakalım. İnşallah düşürür fiyatını. Öyle değil mi abi? Düşür dedik fiyatını. Evet. Yüksek mi bacılar? Dur bakalım abi, uğraşıyor, Allah razı olsun. Burada arkadaşlar devam edin. Böyle bir dolap yeri var hemen girişte, bakın. Daha sonra şöyle şurada küçük tuvaleti var. Şu şekilde bakın. Bunlar da böyle yeşil hep ahşap. Şöyle göstereyim bakın. Böyle bacılar. Ondan sonra şöyle ilerliyoruz. Amerikan mutfak. Priz aynen. Şöyle bakın. Şöyle arkadaşlar böyle bir duvar kağıdı var, bakın. Burada hemen böyle karşıda balkon var. Şöyle bayağı büyük bir balkon, bakın. Tam karşıda da şu okulun ismi gözükmesin de şöyle kreş var Can Muhammed'im için, ama dur bakalım. Doğalgazsız arkadaşlar ev. Şöyle tavanları da göstereyim size. Şöyle ışıkları. Yalnız bu evde hiç lampa yok ha. Ha. Şöyle dolapları çekeyim bakın. Ankastreleri, ankastresi zaten. Dolaplar gri, kutuları siyah. Yine tezgah siyah ama böyle farklı bir siyah. Şöyle dolaplar göstereyim. Şöyle cam bir mutfak dolabı var. Ya ev çok güzel. Şöyle bakın, burada mermer. Nefes çekil annem oradan. Şöyle ankastre yeri, bulaşık makineleri hep var şu şekilde. Sonra salondan böyle bir kapı var. Geçiyoruz bakın, kapılar da böyle. Tam karşıda banyosu var. Şöyle. Bacılarım görüyorsunuz. Daha sonra şöyle klozet, burada da böyle. Duşakabin var. Şu şekilde arkadaşlar. Niye böyle bu kadar pahalı diyorlar, ben anlamıyorum ama. Daha sonra şöyle ayrılıyor odalar, bakın. Burası çocuk odası. Şöyle uzak çekimde size göstereyim. Uzak çekimde de şey oluyor, kötü oluyor. Bu oda çok küçük. Ben iki tane bazı sığar mı diye düşünüyorum da. Bakın ev sıfır, daha yeni kullanıma açılmış. Şu şekilde bacılar. Yanım var. Nefes. Burada şöyle küçük bir balkonu var. Ne anne? Şöyle karşıya geçiyoruz. Burası da böyle yatak odası oluyor. Şu şekilde. Bacılarım. Burada da böyle bir dolap var. Benim dolabım olmadığı için iyi. Şöyle ama böyle bir dolap yapmışlar. Şimdi içini size göstereyim. Bakın. Bu evde de yeşil ve gri hakimiyeti var. Şöyle çamaşır makinesi için yer var. Burada da hani böyle ıvır zıvır koymak için hani deterjan falan. Üstte de bacılar şöyle bir dolap var. Bakın. Böyle bir yer yapmışlar. Ben dedim hani dolabım olmadığı için iyi olur. Şöyle sığar yine her şeyimiz. Böyle bacılar. Burası da böyle şöyle uzak çekim hani. Şunu da hemen size göstereyim arkadaşlar. Böyle bakın. Diğer bak şurada barbekü yeri bile varmış. Önemli değil de çocuk oyun yeri kamelyası, bakın. Şöyle iki bloktan oluşuyor. Aynen, bakın şurada da parkı var. Şöyle. Şimdi diğer eve gidiyoruz. Bir de şöyle bir eve geldik bakın. Hemen size hızlıca çekeyim bakın. Şöyle girişte mutfağı var. Şu şekilde. Daha sonra şuradan balkona çıkılıyor. Balkonda böyle. Bakın 11. kat asansörlü. Hemen sordum da. Şöyle bakın. Şöyle hemen salon. Salonu bayağı büyük. Şöyle yerlere bakın. Şöyle ilerliyoruz. Ayakkabılık vestiyer yok. Şöyle şurada küçük lavabosu var. Hemen yanında büyük tuvalet şeyi. Burada da böyle 3+1 burası. Bir oda var. Şöyle. Bura çocuk odası.
Böyle bakın. Burada da balkonu var şöyle küçük. Ama bacılar öyle bir çöp kokusu geliyor ki anlatamam size, çöplüğün hemen yanı. Düşünün yani. Çok uzak. Nefesini okuma çok çok uzak. İşte burası da yatak odası bakın böyle. Şurada şöyle bir yer yapmışlar. Buraya hani giyinme odası yapabilirsiniz diyor. Çamaşır makinesi yeri. Bakın. Burada da ebeveyn banyosu. Şöyle. Gidelim. Gülcan ablayla eve geldik. Gel dedim Gülcan abla. Aha Gülcan abla da burada. O yeşil ev var yani, yeşil gri yeşil diyeyim. Emlakçı aradı ev sahibini, 8000 lira. Bacılar bu şey arsa sahibine 30 tane ev düşmüş, çocuklarını hep dağıtmış. Anladınız değil mi? Yani bir bilo çocuklarına öyle. 13 katlı, he. 16 daire zaten. Öbür daireden de düşüyor. Ya arsa sahibi Allah'ım. Gülcan abla günün evinde de varmış evleri. Oh, ondan sonra 8000 liraya düşürdüm. Ya dedim abi bak bende Ankastre de var dedim. Dua İtham abla düşürdük diyor. Yok emlakçı çok iyi. Allah razı olsun bak. Hani evleri falan söyledi. He. Bir tane de ev var dedi. Abla orası sana oymaz. Hani dedi her gün bir bu kağıt var dedi. Sağ ol abi Allah razı olsun dedim. Keşke böyle. Aynen abla. Doğruları da söyledi. Doğruları da söyledi ama. Bacılar o ikinci eve baktık. Ya ya bu kadar mı çöp kokusu kokar ya. Ya burnumuzun direği kırıldı. Tam çöpün arka tarafı. Düşünün çöp manzaralı. Ondan sonra 11. kat. Azasarlı. Asasarlı. Adam dedi, abla dedi zaten burası şey anlat. Bacılar bir de ya çok boğuktu biliyor musunuz? Ruhum daraldı. Ama bu ev çok güzel. Ama 8000 lira. Adam ama dedi. He. Adam dedi, abla bu ben de bakıyorum sahibine. Bu fiyattan ev yok. Bir de en önemli şey nefesin okuluna aşırı uzak bacılar. E tamam her zaman yaz olmayacak. Bunun kara kışı şeyi olacak. O zaman ne yapacağım? Öyle değil mi? Orada da hani tam şey o yeşil ev var ya. Tam karşısında Can Muhammed için kreş var. Ya. Yani bilmiyorum ne yapacağım. Aynı ama yakın, emlakçı bak abla. Burada çöp kokuyor mu? Orada leş gibi kokuyor bak. Tam dibiydi. Ay ya mide kanserojen ha. He? Atıkları görmedin mi sen? Gösterdin mi? Kanserojen ha. Vallahi sağlıklı değil. Burada. Tabii. Bacılar işte emlakçı da daha Gülcan abla burada. Hep bu fiyat bacılar. Yani 7,5'a bulursan öp başına koy ya. Bak. O da ikinci üçüncü el. Yani he. Sıfır ev bulamadım. 7,5 dedik. İmkansız diyor. İmkansız diyor 7,5'a. Ben bunun ilanını gördüm 7,5'a. Abla diyor sizi kandırıyorlar diyor. Herkes öyle yapıyorlarmış. Öyle bir şey yokmuş. 7,5'a. Ya. 8000 lira bacılar böyle. Ondan aşağısı da yok. Bulunmaz canım. Bulunmaz. Ben işte dedim ya. Madem ben buralarda oturacağım okula yakın yerde. Ha annemin orada tutabilseydim okul değişirdi. Ama şimdi böyle şey için yok gidemem. Şuraları buralara gidemem. Bu çevrede tutmam lazım. Adam bile diyor ya 15-20 yıllık evlerdir 15.000 kirası diyor. Baraj yolu tarafında diyor. Ay oraya yetişebilir mi? 1 artı 0 stüdyo daire. Sıfır evler diyor 30.000 lira diyor. Abla 1 artı 0 stüdyo daire ne kadar biliyor musun? 7.000-8.000 lira düşün. 1 artı 1 yani. Bir tane odası var içinde tuvalet affedersin. Ondan sonra ofis. Mutfak her şey var. Adam 7.000 liraya veriyor. Bir de 1 artı 1 değil ha. Annem gülün oralar işte. O Seyhan Çukurova'yı diyoruz yüreğir. 35 diyor canım adam da. Allah yardımcımız olsun he. Öyle. Bacılar geldi. Aynen. Arkadaşlar hemen şöyle kömbeyi hazırladım Gülcan ablama. Yanına böyle bu şey kavun falan hazırladım. Şimdi afiyetle yiyelim çünkü ev arayışına yorulduk. Ha, sana da hazırladım annem. Nefes de tost istedi. Tost yaptım şöyle. Ha. O diğeri sen, o Gülcan teyzen. Hadi götür bakalım Gülcan teyzeye bunu. Hadi evin kızısın sen. Götür Gülcan teyzeye ama çatalı elleme tamam mı? Elini sürme. Hadi. Ancak gelebildim yani. Yemek yedik falan derken ancak bu sayede bir de bayağı şeylerle uğraştım biliyor musunuz? Bayağı şeylerle uğraştım. Yani aslında sizi böyle hani devamlı konu böyle bu konuyu açmak istemiyorum. Ama bacılar yani benim kanalım günlük vlog kanalı ve günlük yaşadığım şeyler de size söylüyorum değil mi? Onun için böyle bu konuları açıyorum yani. Şimdi bir kahve yapacağım. Ay gece ödümü kopardın. Nasıl hemen şey yaptı ha? Böyle bak. Artık gerçekten inanın var ya. Şok geçiriyorum. Ciddi şok geçiriyorum artık ben.
Ben şok geçiriyorum. Gamze'nin babası ameliyat oldu. 4 saatlik ameliyata girdi bacılar. Hani bıçaklandı işte. Tekrardan bağırsağını içeriye almışlar. Dedim Gamze durumu nasıl dedim. Nazlı iyi dedi çok şükür ama dedi. 4 saat dedi ameliyatta kaldı dedi. Halen de şeyde yatıyormuş. Gamze bir hafta boyunca refakatçi olarak kaldı. Biz konuştuk görüştük. Dün çıkmış Gamze hani. Başka biri gelmiş. Annesi mi ablası mı öyle dedi. Gelmiş bacılar şeye. Şu suyu doldurayım da. Refakatçi olarak. Şimdi iyi dedi Nazlı durum. Allah bir daha göstermesin. Dün ben çok sinir oldum. Ay dün diyorum. Çok sinirlendim bugün. Ya. Yine sinirlendim az önce. Aa bu arada şey. Halime ablaya selamlar gönderiyorum. Halime ablacığım selamlar sevgiler. Allah imtihanınızı kolaylaştırsın. Sınavınızı kolaylaştırsın inşallah. Hepimizin. Ana. Hayat ne kadar garip değil mi? Boş yere. O şarkının adı neydi bacılar? Hayat çok garip demişler yani bir şarkı var ya. Boşuna öyle dememişler. Hayat çok garip. Gamze yazdı. Birazdan alırım onu. Gamze dedim. Gamze yazdı. Mesaj attı. Birazdan şey yaparım şu kahvemi için. Burası daha ışık. Aldım. Ne anlatacağım biliyor musunuz bacılar? Bayağı bir uzun konuşacağım. Dinleyen dinler. Gece tuvaletini yapıyormuş. Ben bugün aşırı sinirlendim. Görüyorsunuz bacılar. Ya ben her defasında bunu çekmek zorunda mıyım ya? Ha? Çok sinirlendim ya. Eşim yok diye ev vermiyor. Ondan sonra eşim boşanmış diye. Ya hayırdır da sen paranı bil. Bir de sen başına ne gelecek biliyor musun? Ha? Eşi olana, eşi olmayana ev. Ya var ya devamlı bu hayatım boyunca da bu benim karşıma çıkacak bacılar. Ben biliyorum eşimin ölmüş olması devamlı karşıma çıkacak. Ben mi istedim bunu ya? Ben mi istedim ölmesini? Allah istedi ha? Hiç demedi. Bak Gülcan abla ne demiş? Naz dedi yemin ederim dedi. Ben dedi hani iyi niyetli düşün. Abla dedim ben seni biliyorum dedim ya. Hani dedi eşin yok ya ver ki yardım. Ne yardımı kız diyor ya. Bacılar beni oyaladı biliyor musunuz? Oraya gelmedi. Sen bana dedin pazartesi günü gel dedin değil mi? Bir de konuştuk seninle yani. Eşim de diyor ki bir de diyor ki başkasına söz verdim diyor. Sen kul hakkına girdin. Ben oraya kadar gittim gelmedi. Eleman yok diyor. Allah Allah Gülcan abla diyor orada hep elemanı var diyor. Ya yani eşim Gülcan abla söyledi ya eşi yok. Onun için. Ha, öbürünü de aradım zaten aynı ev için başka emlakçı. Adam da söyledim ya size. Bu videoda bazı şeyleri tekrarlayabilirim bacılar. Çünkü kafam hiç yerinde değil biliyor musunuz? Kafam hiç yerinde değil bacılar. Artık yani yoruldum. Ha. Şimdi diyebilirsin Nazlı hani önceki vlogunda dedin hani tamam başka da. Ama bacılar ya insanız biz ya. İnsanız ya. Artık yani sabır taşı değiliz ki hani öyle derler ya. Artık çatlayacağım ya. Aha gördünüz bacılar. Yani diyorum Allah'ım ya Rabbi. Bu ev sahibiyle de işte emlakçıya yanım. Hani abi dedim bak ben eve geldim dedim. Hani sen beni arayacaktın dedim. Diyor unutmuşum diyor. Ondan sonra ben aradım. 10 dakikaya döneceğim de. Aa bekle. Dönmüyor bacılar tabi. Ben de yazdım evin masraflarını çıkardım. Şofben ondan sonra file taktıracağım, evi temizleteceğim. Ben evi daha nasıl temizledim? Ellerimi gördünüz bacılar. Mahvoldum tek başıma. Ben nasıl yapayım? Öyle değil mi? İnşaat şeyi gördünüz. Normal evi hani tek başına nasıl? Ondan sonra şofben başka depozitom işte bunlar ev hani taşımacı hep bunları saydım. Emlakçı bana ne dedi biliyor musunuz? Dedi abla dedi. Hani dedi biz ev sahibiyle sadece şey konuştu. Taşıma ve hani depozito. Tamam da abi dedim bak
bu ev sahibi evi satmadan önce düşünecekti dedim. Ha? Şimdi durduk yere dedim, niye böyle bana masraflar çıkaracak dedim. Öyle değil mi bacılar? Ha? Bunları bana yaptıracak dedim. Abla sen haklısın diyor, ben senin tarafındayım diyor. Ben zaten bunlar amca oluyormuş, anladınız mı? Ondan sonra ve bacılar biliyor musunuz? Ben size söylememiştim. Ben bu eve girerken ne dedim biliyor musunuz? Sinirlerim çok bozuldu. Ciddi anlamda. Ağlamak istemiyorum artık, sinirlerim. Bakmayın benim öyle güldüğüme ha. Hiç benim öyle güldüğüme bakmayın. Bak hemen burnum tıkandı. Ben öyle oluyorum. Ağlayınca benim burnum tıkanıyor böyle. Artık buralarım doluyor. Ben bu eve girerken, bu evi tutarken dedim ki, hemen bana eşimi sordu dedi. Eşin ne iş? Ya kardeşim sen benim eşimin ne iş yaptığını ne yapacaksın ya? Sen paranı bil. Ha? Eşin ne iş yapıyor dedi. Ben de ne dedim biliyor musunuz? Eşim Fransa'da çalışıyor dedi. Mecburum çünkü buna. Bana ev vermiyorlar. Oradan devamlı çık diyorlar o küflü ev için. Anladınız değil mi? Çık diyorlar. Ben de mecbur kaldım. Ev yok bacılar. Aha görüyorsunuz ne yapacağım böyle dedim. Ha Fransa'da ne iş yapıyor? Ne? Ya sana ne ya Fransa'ya gitti işte. Fransa'da dedim. Aklıma geldi. Neden aklıma o geldi? Hani benim arkadaşım var diye. Adı neydi onun? Paris. Paris günü he. O ondan aklıma. Ben buna mecbur kaldım bacılar. Aha yine görüyorsunuz. Yine beni hor görüyorlar. Ama Allah beni hor görmesin. Beni hor görüyorlar. Yine baktım evlere baktım. Aha abi bu az hani baktık ya o ev turuncu yeşil evi. Yine adam sordu eşin ne iş yapıyor dedi. Ben de dedim yine yurt dışında çalışıyor dedim. Ya ne yapabilirim arkadaşlar? Ne yapabilirim? Siz bana bir yol gösterin hadi. Dul kadınlara, eşi ölmüş kadınlara, boşanmış kadına ev ver. Bilmiyorum dertleri ne, niye vermiyorlar ben bilmiyorum. Ha? Yani illa bir erkeğin olması mı lazım? Kadın tek başına ayakta duramaz mı? Kadın tek başına ev kirasını ödeyemez mi? Kadın güçlü bir varlık değil mi yani? Bunu mu dile getiriyorsunuz? Erkek olmadan kadın hiçbir şey yapamaz o zaman. Bu açıklama bu ya o zaman. Öyle değil mi? Sinirlerim tavan yaptı. Sinirler ya ondan sonra bacılar konudan konuya atıyorum aklıma geldikçe söylüyorum. Ondan sonra işte abi işte böyle böyle dedim. Abla dedi tamam dedi. Ben dedim abi bak dedim o zaman benim taşınma paramı da versin emlakçı. Tamam o da dedi ben yarın arayacağım dedi. Emlakçı diyor ben senden tarafım abla diyor. Ondan sonra ben emlakçıya dedim beni hani. Bu ev sahibi açmıyordu yani. Ben dedim abi bak dedim ben size söylemedim ama dedim benim eşim vefat etti sen biliyor musun dedim. Benim eşim vefat etti dedim. Ondan sonra işte bugün ne diyor? Abla diyor yetimler benim için ayrıcalık diyor. Ben de dedim ki abi sen yetimi bir kenara koy dedim. Bu insanlık hakkı dedim. Bu benim hakkım. Hadi yetimi bir kenara koy dedim. Bu insanın hakkı. Öyle değil mi? Ben madem böyle evi satıyorsun benim hakkımı vereceksin. Ha benim şofben paramı ondan sonra televizyon paramı önceki kiracının su faturasını bile ben ödedim. Yemin ederim ben ödedim. Onun parasını. Evet, fileleri çıkartıp taktırıyor onun parasını. Ya her şey. Dedim ki abi bunları söyle. Ben onları hani yetimlerimin sadakası olsun. Bunu da ona söyle. Ama bunu da ona söyle dedim. Allah bir ipin bile hesabını soruyormuş dedim. Bak o kadar Allah ona mal vermiş. Ama Allah ondan o malın hesabını soracak dedim. Soracak dedim ya. Herkese soracak. Mecbur kaldım bacılar ya. Bugün kan beynime sıçradı ya. Kan beynime sıçradı bugün ya. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Yarın dur bakayım arayacak ama hayır. Aramazsa ben devamlı ev sahibi. Ama bacılar ben arıyorum ev sahibi. Ya hiç açmıyor ya. Ya insan der ki bakayım öyle şu kadın neyim arayayım. Hiç açmıyor. Açmıyor. Yemin olsun hiç açmıyor ya. Ama yok. Ben diyeceğim. Ha bir de onu size söyleyeyim. Aklımdayken he, bacılar bana ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki ne? Hani dedi biz dedi senin taşınma paranı vereceğiz dedi ama hani mesela kiram da kalırsa bir de depozitonu sen dedi hani evden çıkacağın zaman anahtarı bana bırakacaksın o zaman vereceğim. Tamam da abi dedim yanlış anlama da dedim sen aynısın dedim ha hiç yalan yok. Neyse onları size anlatıyorum. Abi dedim sen benim babamın oğlu değilsin ben sana niye güvenim dedim. Abla dedi orası da sana kalmış dedi. Ben ne yapacağım ama dedi.
ev sahibi sana benim hesaba para gönderecek ya dedi. Taşıma parasını ben sana atacağım. Ama o gönderilen parayı dedi dekontuna atacağım dedi. Alta da dedi hani ev sahibiniz tarafından Nazan'ın para gönderilmiştir. Arz eder bir şeyler yazacakmış. Öyle dedi. Onları sana yazacağım dedi. Öyle deyince mantıklı oldu. Ama içimden bir ses diyor ki yok. Ama şimdi bacılar ben eve gidince öyle değil mi? Hani ev tutmaya emlakçı para isteyecek. Ev sahibi para isteyecek. Ben diyeyim ki abi emlakçı ya bekle benim ev sahibim şey bana güvenmiyor da parayı atmayayım mı diyeyim ha? Bana güvenmiyor bak. Ya ben senin evinden zaten çıkıyorum. Anladın mı? Zaten evini satıyorsun. Sen daha bana niye parayı göndermiyorsun? Şeye gönderiyorsun. Emlakçıya gönderiyorsun. Anladınız değil mi bacılar dediklerimi? Hızlı hızlı anlattım ama olay bu yani. Ama yarın da Allah izin verirse Gülcan abla emlakçı bir tanıdığı varmış. Onunla konuştuk. Bir ev daha var bacılar. Pardon. Bir ev daha var bacılar. Yarın aslında bugün gidecektik de ev kiralamışlar bir yerde işte emlakçı bunlar. İşlerim uzun. Yarın dedi saat 11 gibi Allah izin verirse. Oraya gideceğiz bacılar. Ondan sonra oraya bir bakacağız. Bir de ben sahibinden çok güzel bir ev buldum. Nefes'in okuluna çok yakın. Hani o baktığım ev var ya 1 artı 1. Onun tam yanında ev bacılar. Oralarda. Oraya bakacağım. Fiyatı daha uygun. Ama o yeşil ev vardı yani içi yeşil. Nasıldı? Tam Can Muhammed'im için kreş karşısında. Bacılar. Sağlam bir ev. Ya tabii Allah bilir ama sağlam yapmışlar. Sağlam bir ev bacılar. Kreş yanında. Aidat sorunu yok. Aidat yok. Çünkü yeni apartman olduğu için tam oturulmadı daha. Aidat sorunu emlakçı diyor ki abla diyor 6-7 ay ancak diyor bu apartman toplanır. 6-7 aya kadar ancak diyor. Hani aidat sorunu olur diyor. Parkı var her şeyi var bacılar gördünüz. 8 bin liraya zar zor indirdi. Yemin ederim 8 bin liraya zar zor indirdi. Ya 8,5'tan o da doğal gaz yok bir şey yok ha. Doğal gaz yok. Ya. Dedim hani 6,5'a ev yok mu dedim emlakçı. Emlakçı bana gülüyor. Ben de içimden dedim. Niye gülüyorsun acaba dedim. Ama diyor bu eve bu paraya ev kaldı mı diyor. Ya hayırdır da ne var bu parada? 6,5 bin ne var bu parada? Öyle değil mi? Para beğenmiyorlar ya. Ben bunu her zaman diyorum. Allah tüm kiracılara yardım etsin. Allah ev sahiplerine de vicdan merhamet versin. Ha şimdi beni izleyen takipçilerim ev sahipleri vardır. 10 parmağın 5 parmağın 5'i bir mi? Yok. Onu da siz anladınız yani. Tüm ev sahipleri bir değil. Öyle iyi ev sahipleri var ki o aynı bir arkadaş gibi bir anne, baba, kardeş gibi oluyor biliyor musunuz? Ya öyle iyi ev sahipleri de var. Beş parmağın beşi bir değil. Öyle değil mi bacılar? Bu da öyle işte. Üstünüze almayın hani. Çok konuştum. Ama ben size dedim çok konuşacağım dedim bacılar. Çünkü içim nasıl biliyor musunuz? Kettle'daki su nasıl kaynıyor fokur fokur fokur. Aynı öyle. İçim öyle şu an sinirde. Nazo bacınıza dua eder misiniz? Ya bacılar. Oradan çıkartıyorlar. Buraya geliyorum. Bu ev aha böyle. Ev sahibi böyle. Yani diyorum Allah'ım vay be işte imtihan. Acaba diyorum niye ya da diyorum Allah'ım ben mi kötüyüm diyorum. Bazen böyle düşünüyorum biliyor musunuz bacılar. Diyorum Allah'ım ben mi kötüyüm acaba böyle oldum. Ya insan oluyoruz aciz buluruz adı üstünde. Ya insan bir düşünüyor yani bacılar düşünmeden edemiyor. Dur bakayım yarın ne olacak? Yarın Nana'nın kuyruğu kopacak ama bu belli. Dur bakayım parayı verecek mi? Öyle bacılar. Ya. Çok şükür. Ama yani. Çok kırgın. Kalbim çok kırık. Paramparça kalbim. Kalbim paramparça bacılar. Paramparça. Yani ben eşimin konusunu açmıyorum. Böyle hani kafa dağıtmaya çalışıyorum. Şey yapıyorum. Ama bu benim her zaman karşıma çıkıyormuş. Ben bunu anladım. Ve her zaman da çıkacak bu benim karşıma. Benim ve çocuklarımın karşısına. Her zaman çıkacak.
Çünkü bizim bir yanımız eksik, bir kanadımız, kolumuz kırık. İşte boşuna hani ben size demiştim ya, öbür dünyada bizim yüzümüz öyle simsiyah olacakmış. Çok doğru biliyor musunuz? Bu çektiklerim falan. Tamam, herkesin farklı bir derdi var bacılar. Amenna. Ama herkesin derdi kendine göre büyük. Öyle değil mi? Ha? Herkesin derdi kendine. Boşuna Allah hani dememiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yüzümüz kapkara olacakmış. Ay, dünyada çektiğimiz acıdan, kederden dolayı. Doğru. Böyle bacılar ya. Ne diyelim, Allah büyüktür. Kendinize iyi bakın bacılar. Bu videoyu burada kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.